çok iddialı bir okur değilim. Her şeyi ben biliyorum diyen bir okur da değilim. Çok iyi akademik dil kullanabilen bir okur da değilim. Ama yine de bir şeyler okumaya çalışıyorum. Kitapları hayatıma sokmuş durumdayım. Kitap okumayı düzenli olarak yapıyorum ve düzenli olarak kitap okuduğumdan beri kendi fark ettiğim değişiklikleri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü böyle sorular geliyor. Ama ben bunu ikiye böleceğim. Birinci kısmı kitap okumanın kendimde hissettiğim faydalarını sayacağım. İkinci kısmı ise bunun evrensel olarak kabul görmüş faydaları. Şimdi benim hissettiğim faydalarını söyleyeceğim size. Kitap okumak insanı yalnızlaştırır. Ama bunu hemen olumsuz bir şey olarak düşünmeyin. Düzenli olarak kitap okumaya başladığımdan beri kitaplarla zaman geçirmek bana çok çok iyi geldi. Bana bir terapi etkisi yaptı. Böylelikle artık hayatımda şunu yapacağıma kitap okuyayım, şunun yanına gideceğime kitap okuyayım, oraya gideceğime oturayım kitap okuyayım gibi seçimlerimi hep kitaplardan yana kullanmaya başladım. Kendi başıma geçirdiğim zamanı çoğalttı. Eskiden kendi başıma belki çok az zaman geçiriyordum. Çünkü hep bir yerlere gidip bir şeyler yapıp bana faydası olan olmayan arkadaşlarım, arkadaş çevrem, ettiğim sohbetler bunları bir elekten geçirmemi sağladı. Benim zamanımı boşa harcayacak şeyler elekten düştü ve gitti. Geri kalan şeyler evet benim hayatımın yapı taşlarını oluşturacak şeyler kaldı benim zaman ayırmam gereken. Böylelikle kendime daha çok zaman ayırmaya başladım. Kendimle daha çok mutlu olmaya başladım. Kim insan hiç kendi başına kalamaz. Hep birisini arar, birisini ister, bir şeyler yapmak ister. Şöyle bir sakin ve dingin olamaz bazı insanlar. İşte o insanlara özellikle kitap okuma alışkanlığını düzenli olarak tavsiye ediyorum. Kendinizle zaman geçirmek çok hoşunuza gidecek. Kaliteli bir zaman geçireceksiniz ayrıca ve bunu sevdikçe ve bağlandıkça bunu sürekli çoğaltmak isteyeceksiniz. Evet, ne dedik? Kitap okumak yalnızlaştırır ama kötü yönde değil. Kendinizle geçirdiğiniz zamanı çoğaltır. Bir insanın kendisiyle mutlu olmayı başarması zordur. Size bu yönde çok büyük bir kapı açacak. Devam olarak sosyal medyayı daha az kullanıyorum. Bu arada 4 tane hesap yürütüyorum ben hayvanlarla, kitaplarla, kendi sayfam vesaire. Yani ona kalırsa saatlerce benim Instagram'da olmam lazım. Bir anda kendimi Twitter'da veya şeyde böyle zaman geçirirken buluyorum ve kendime geliyorum. Ay bunu yapacağıma kitap okurum diyorum. Yani böyle kim ne giymiş, kim ne yapmış o alemden uzaklaşmamı sağlıyor ve kimsenin hayatıyla ilgilenmemiş oluyorum. Sadece kendi hayatımla ilgilenmiş oluyorum. İç dünyama dönüyorum. Bu da benim yaşam kalitemi arttıran bir şey. Yani özetlersek sosyal medyada boş yere geçirdiğimiz vakti kendi hayat kalitemizi yükseltmek için kullanabiliriz. Kitap okumak farkındalıklarınızı arttırıyor ve hayata karşı algınızı açıyor. Farkındalıklarınız arttıkça öncelikleriniz de hayatınızda değişecek. Böylelikle sadece işte güzellik konuşabileceğin, yeme içme, onun hayatı, bunun hayatı, o ne giymiş, bu ne yapmış diyen arkadaşlarınızdan uzaklaşmak isteyecek ve sadece kaliteli sohbet edebileceğiniz, gerçekten hayata karşı bir bakış açısı olan insanlarla arkadaşlık etmek isteyeceksiniz. Diğer insanların yaptıkları ve hayat amaçları size boş gelmeye başlayacak ki doğrusu da o zaten aslında. Fakat böyle bir dışarıdan çıkıp pencereden bakıp bazı şeyleri fark etmenizi sağlayacak. Yani size bir şey katmayacak insanlardan, hatta sizi aşağı çekecek, kötü yönde etkileyecek arkadaşlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Mesela canım çok sıkkın, çok sinirlendim, çok üzüldüm. Zaman geçmek bilmiyor, ne yapacağını bilmiyorsun. Hop eline sürükleyici bir kitap geçer. O an için o sorunlarını orada bırakırsın ve sadece o kitap sana dostluk ve arkadaşlık eder. Sana bir terapi hizmeti sağlar. Sinirlendiğim zamanlar, kafam çok doluysa beynimi boşaltamıyorum, bazen uyuyamıyorum. Bu gibi zamanlarda bu benim için bir mola. Yani kitap okumak benim için bir hobi değil, bir terapi aslında. Terapi moduna geçiyorum. Hemen kitabımı açıyorum ve birkaç saatimi bu şekilde daha huzurlu, daha sağlıklı geçirebiliyorum. Tarih okumayı seven bir insanım. Kitaplar sayesinde bugün 1500 yılındayım. Başka bir kitapta 600 yılındayım. Başka bir kitapta İstanbul'un fethindeyim. Başka bir kitapta İran'dayım. Kitaplar sayesinde her döneme eşlik ediyorsunuz. Her tarihe ortaklık ediyorsunuz. Bir kitapta Rus edebiyatında işte 18. yüzyılda yaşanan o yokluklara şahit oluyorsunuz. Bir dönemde işte Osman Ersek'te yaşanan olaylara şahit oluyorsunuz. Yani size oradan oraya, oradan oraya her seferinde farklı bir dünyaya gidiyorsunuz. Farklı tecrübesi olan insanlarla sohbet etmiş oluyorsunuz. Bunun gerçek hayatta olabildiğini düşünsenize. Müthiş bir şey. Kitapları okuyarak her dönemin her insanıyla sohbet etme şansınız oluyor. Bunu sizin ufkunuzu ne kadar açabileceğiniz siz düşünün artık. Şimdi geliyorum ikinci bölüme. Yani kitap okumanın evrensel olarak kabul edilmiş faydalarına. Çoğu insan okuyorsanız işte bilim, felsefe, tarih okumalısınız. Size bir fayda sağlamasını istiyorsanız der. Ama bu yanlış. Aynı en az bir kitap bitiren bir insan hiç kitap bitirmemiş insana göre farklılıklar sergiliyor. Bak bu farklılıklar okunan kitapların sayısına, içeriğine ve size kattıklarına göre
değişir. Düzenli kitap okumaya başladığınızda sizde oluşabilecek farklılıkları şimdi sıralıyorum. Kitaplar bize empati yapmayı öğretir. Okuduğunuz kitaptaki karakterin yerine geçmenizi, o insanların neler çektiğini, bir insanın neler çekebildiğini anlamanın kitap okumaktan daha etkili bir yolu yoktur. Kitap okumak, kelime ve bilgi dağarcığını genişletir, kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Yapılan araştırmalarda kitap okuyan insanların kendilerini çok daha iyi ifade edebildiklerini söylüyor. Yani iyi ifade edebilmek de sizin özgüveninizin artmasını sağlar. Kendini ifade edebilmek ve buna bağlı özgüvenin artması demek aslında şu demek. İnsanlar kendilerini ifade edemediklerini düşündüğü zaman sinirlenir, bağırmaya başlar, agresif hareketler sergiler ve sabırsızlanır. Kendini ifade etmekten emin bir insan hemen hemen bu özellikleri sergilemez. Karakterimize çok önemli bir artı kazandırıyor bu özellik. Okuyan insanlar karşısındaki insanları daha iyi anlarlar. Kitaplarda o insanların yerine geçip onların nasıl düşündüğünü anlayıp bu sizde bir düşünce alışkanlığına dönüşür. Nasıl ki vücut egzersizimiz için spora gitmek zorundayız, beyin egzersizi için de bir şeyler yapmalıyız. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu telefonlar bizi maalesef aptallaştırıyor arkadaşlar. Üzgünüm böyle bir cümle kullandığım için ama gerçekten aptallaşıyoruz. Şimdi ne yapmalıyız? Beynimizi çalıştırmalıyız, egzersiz yapmalıyız. Kitaplar da tam olarak işte burada imdadımıza koşuyorlar. Okumak zekamız için bir pratik oluyor ve düşünce tembelliğine elveda diyoruz. Kitap okumak konsantrasyon süremizi de uzatıyor aynı zamanda. Biliyorsunuz ki çoğu insan odaklanma ve konsantre olma problemi var. Kitap okurken ister istemez mecburen konsantre oluyoruz farkında olmadan ve beynimiz bu beceriye aslında sahip oluyor. Yani normal hayatta odaklanma ve konsantre olma problemi olan insanların da özellikle bence kitap okuması ne oluyor? Kitap okuması gerekiyor. Okuyanların okumayanlara göre düşünce, kavrama ve anlama becerileri çok daha fazla gelişiyor. Bu da ne oluyor? Bütün hayatınızı etkiliyor. Yani tarihteki önemli insanlara baktığınızda sürekli hepsi okuyan insanlar. Yani sadece buradan bile bir çıkarım yapabiliriz. Say bitmiyor. Ne kitapmış bu yahu falan diyebilirsiniz ama diksiyonu ve hitabet etmeye de ilgiliyor aynı zamanda. Onu da ek olarak belirteceğim. Ve aslında bu okuma alışkanlığını da çocukluktan itibaren kazanılması gerektiğini düşünüp lütfen çocuklarımıza kitap okutalım diyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.